Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Köpeği örmeye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir diğer videomuzda kafasını, kulaklarını, kollarını, bacaklarını, bütün hepsini örmüştük arkadaşlar. Şimdi son videomuzda da gövdesini ve kollarını, bacaklarını birleştirip köpeğimizi bitireceğiz. Çok sevimli bir köpek. Baktıkça bakasım geliyor arkadaşlar. İnşallah sizler de örerken benim gibi keyif alıyorsunuzdur. Şimdi gövdesiyle devam ediyoruz. Yine kahverengi ipimizle başlayacağız. Şöyle hemen tarifimi bir bulayım. Evet, buldum. Şimdi arkadaşlar, kafası da şurada dursun. Kahverengi ipimizi alıyoruz ve 2 adet zincir çekiyoruz. Bir, iki. İkinci zincirden itibaren 6 adet sık iğne yapıyoruz. Bir, iki, üç. Aynı zincir içerisinde arkadaşlar. Dört, beş ve 6. Şimdi ikinci sıramdayım. Her sık iğneye çift batıyorum. 6 kez tekrar ediyorum. 2 3 4 5 ve 6. Evet, 6 adet arttırmamızı yaptık. Şimdi 3. sıramdayım. 12 tane arttırıyoruz arkadaşlar. Yani 12 sık iğnemiz vardı. Bütün sık iğnelere çift batacağız. Sıra sonunda 24 adet sık iğnemiz olacak. Bu sıramızda da bütün ilmeklere çift batıyoruz. İsteyen ilmek belirleyici kullanabilir. 12 kez arttırıyoruz. Bir sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Evet, 3. sıramı da bitirdim. 4. sıramda 3 tek bir arttırma yapıyorum. 6 kez tekrar ediyorum. 3 tek bir arttırma. 1, 2, 3 tek bir arttırma. 1, 2, 3 tek bir arttırma. Sıra sonunda 30 adet ilmeğimiz olacak. Bir, iki, üç tek bir arttırma. Evet, şimdi 30 adet sık iğneye ulaştım. 5. sıramda 6 kez 4 tek bir arttırma yapıyoruz. 1 2 3 4 tek bir arttırma. 6 kez tekrar ediyoruz. Sıra sonunda 36 adet sık iğnemiz olacak. 4 tek bir arttırma, 6 kez tekrar. Sıra sonunda 36 adet sık iğneye ulaşalım. 6. sıramızdayız. 5 tek bir arttırma yapıyoruz. 1, 2, 3, 4. Ben alttan bir eksiltmeyi yapmamışım. Şimdi arkadaşlar 6. sıramdayım. 5 tek bir arttırma yapıyoruz. 3, 4, 5 tek bir arttırma. 6 kez tekrar ediyoruz. Sıra sonunda 42 adet sık iğneye ulaşalım.
3, 4, 5 tek, 1 arttırma. Bir, iki, üç, dört, beş tek, bir arttırma. Sıra sonunda 42 adet sık iğnemiz olacak. 7. sıramdayım. Bu sıramızda da 6 tek bir arttırma yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tek bir arttırma. 6 kez tekrar ediyoruz. 3, 4, 5, 6 tek yaptım. 7.ye arttırıyorum. Sıra sonunda 48 adet sık iğnemiz olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tek bir arttırma. 6 kez tekrar ediyoruz. Sıra sonunda 48 adet sık iğneye ulaşıyoruz. 5, 6 tek bir arttırma. Şimdi sonuncuyu da yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tek bir arttırma. Evet, 8. sıramızdayız. Son arttırma sırasındayız arkadaşlar. 7 tek yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tek yaptım. Ve bir tane arttırıyorum. Sıra sonuna kadar tekrar ediyoruz. 3, 4, 5, 6, 7 tek bir arttırma. Sıra sonunda 54 adet sık iğnemiz olacak. Arkadaşlar, ben burada bir şey söylemek istiyorum. Sizinle birlikte ben de öğrendim. Belki fark eden arkadaşlarımız da olmuştur. İkinci sıradaki 6 tane arttırmadan sonra 3. sırada 18 yapmak yerine hepsine çift batarak 24 sık iğneye ulaşmıştık. Bu sayede bakın şöyle sivrilik olmuyor. İnşallah sizde de öyle olmuştur. Ben bundan sonra kadife iple ördüğüm zaman 3. sırada hep 12 kez arttırma olarak öreceğim. Buradaki sivrilik olmuyor. Ha sivrilik olsa ne olur? Zaten içerisine elyaf koyduğunuz zaman o sivrilik biraz kayboluyor ama bence bu şekilde biraz daha güzel oldu. Sizinle birlikte ben de öğrendim. Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp diye bir atasözü var arkadaşlar. Hepimiz biliyoruzdur. Yani 3. sırada bundan sonra kadife iple örerken 12 kez arttıralım bence. Çok da gayet güzel bir fikir olmuş. Şimdi yine ben çok konuşmaya başladım. En iyisi biz örgümüzü örelim. Şimdi 9. sıramızdayız. Bu sırada bacaklarımızı birleştireceğiz. Şimdi arkadaşlar 9 sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Şimdi bacaklarımızı 6 sık iğne ile birleştirmiştik. Şimdi burada bir bacaktan alıyorum. Bir gövdeden alıyorum ve 6 sık iğne örüyorum. 1 ördüm. 2 3 4 5 ve 6. Şimdi şuradaki ipimizi de arasında yürüteceğiz. Sonra bağlayacağız arkadaşlar. Bağlamadığımız zaman buradaki ipler son şeylerde, zamanlarda çıkmaya başlıyor. Çünkü kendim tecrübe ettiğim için biliyorum. Şimdi 6 sık iğne ile birleştirdik. Burada 24 sık iğne örüyoruz. 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 22, 23, 24. Şimdi şu ipi şöyle biraz gerdirelim. Evet. Şimdi bir diğer bacağımı alıyorum. Yönleri aynı olsun, ona dikkat edin. Burada da yine 6 sık iğne ile birleştiriyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş ve 6. Şimdi arkadaşlar şu ikisini, her iki bacağın ipini de şöyle fazla da sıkmadan iki ipi bağlıyoruz. Makasımızla keselim şurayı. Evet. Bu şekilde sağlam olacaktır. Çünkü sonradan bu iplerimiz çıkıyor. Evet, şimdi burada 6 sık iğne ile birleştirdik. Ve sıra sonuna kadar düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 sık iğne olması lazım. Benim son arttırmam burada. İlmek birleyici kullanmadığım için kendim de zaman zaman zorlanıyorum. Evet arkadaşlar, bacaklarımız birleşti. 10. sıramdayım. Burada 15 sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Şimdi burada arkadaşlar 6 kez 2 tek bir eksiltme yapıyorum. 1 2 tek bir eksiltme. 1. İkinci iki tek bir eksiltmem. Üçüncü iki tek bir eksiltmem. Dördüncü iki tek bir eksiltmem. Beşinci iki tek bir eksiltmem. Ve sonuncu, altıncı, iki tek bir eksiltmem. Şimdi sıra sonuna kadar düz örüyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 11. sıramızdayız. 11. sıramızda da arttırma, eksiltme yapmadan bir sıra 48 sık iğneyi düz örüyoruz.
arttırma, eksiltme yapmadan düz bir şekilde örelim. 12. sıramızdayız. 15 sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Şimdi burada 6 kez bir tek bir eksiltme yapıyoruz. Bir tek bir eksiltme. Birinci, ikinci, bir tek bir eksiltmem. Üçüncü, bir tek bir eksiltmem. Dördüncü, bir tek bir eksiltmem. Şu makineyi açmasaydım keşke. Bulaşık makinem çalışıyor. Beşinci ve altıncı bir tek bir eksiltmem. Sıra sonunda kalan 15 sık iğnemizde düz örüyoruz. 13. sıramdayım. 13 ve 14. sıraları arttırma, eksiltme yapmadan 42 adet sık iğnemiz var. 42 sık iğneyi düz bir şekilde örelim. Toplamda 2 sıra 42 adet sık iğneyi örüyoruz. 15. sıramızdayız. Bu sıramızda 3 kez arka arkaya 3 tek bir eksiltme yapıyoruz. 2 3 tek bir eksiltme. İkinci 1 2 3 tek bir eksiltme ve sonuncu 1 2 3 tek bir eksiltme. Şimdi 12 sık iğne örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Burada da yine 3 kez 3 tek bir eksiltme yapıyoruz arka arkaya. 3 tek bir eksiltme. İkinci 3 tek bir eksiltmem ve sonuncu 3 tek bir eksiltme. Toplamda 36 adet sık iğnemiz oldu. Evet, az önceki tam son videonun sonunda benim fıstık kalktı. O yüzden kesmek zorunda kaldım. 15. sırada 36 sık iğneye ulaşmıştık. Şimdi 16. sıradayız. 16. sırada 12 tek yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Burada da arka arkaya 6 kez eksiltiyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6. Şimdi sıra sonuna kadar 12 sık iğnemizi düz örüyoruz. Toplamda 30 adet sık iğnemiz olması gerekiyor. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Evet, şimdi 17. sırada bir sıra arttırma, eksiltme yapmadan 30 sık iğneyi düz örüyoruz. 18. sıramızda 3 tek bir eksiltme yapıyoruz. 2 3 tek bir eksiltme. 6 kez tekrar ediyoruz. Sıra sonunda 24 adet sık iğnemiz olacak. 3 tek bir eksiltme. 6 kez tekrar. Sıra sonunda 24 adet sık iğneye düşelim. 19. sıramızda da bir sıra düz örüyoruz.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve 24. Şimdi bu sırada arkadaşlar kollarımızı birleştireceğiz. Ben şöyle açık renk kulağın altına kahve tonu kolu, buraya da krem tonu kullanacağım. Şimdi sıra sonumdayım. Yirminci sıramızda 5 tek yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi açık renk olan kolumu alıyorum. Kollarımızı örerken 5 sık iğne ile kapatmıştık. Burada da yine 5 sık iğne örüyoruz kollarla birlikte. 1, 2, 3, 4 ve 5. Yine şuradaki ipimizi arasında yürütüp bir diğer kolun ipiyle bağlayacağız. Şimdi burada da 8 sık iğne örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. İpimizi biraz çekiştirelim. Şimdi bir diğer kolumu alıyorum. Eksiltmelerimiz ön tarafta olacak. Ona dikkat edelim. Oops. Burada da yine 5 sık iğne ile kollarımızı birleştiriyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş. Şimdi sıra sonunda bir sık iğnemiz kalıyor. Onu da düz örüyorum. Buradaki yine iki kolun ipini bağlıyorum. Biraz uzun kesmişim. Ve kol birleştirme de tamamdır arkadaşlar. Şimdi 21. sıramızda 2 tek bir eksiltme yapıyoruz ve 18 sık iğneye düşüyoruz. 6 kez tekrar ediyoruz. 2 tek bir eksiltme. 6 kez tekrar ediyoruz. 2. 2 tek bir eksiltme. 3. 4. 5. 10. 2 tek bir eksiltmem. Evet, eksiltmelerimiz bitti arkadaşlar. Şimdi 22. sıramızı arttırma eksiltme yapmadan sadece bir sırayı düz 18 sık iğne örüyoruz ve içerisine elyaf koymayı unutmuyoruz. Evet. Bu
Bütün işlemlerimiz bitti arkadaşlar. Sadece kafayla gövdeyi birleştireceğiz. Şöyle içerisine elyafımı da koydum. Şimdi kafayla gövdeyi birleştirirken şiş veya böyle bir uzun iğneden yardım alabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle kafanın herhangi bir yerinden şişimi sabitliyorum. Evet, tam ortalayacağız. Şöyle tutalım. Evet. Tamamdır. Aynen bu şekilde arkadaşlar. İpime iğnemi takmamışım. Hemen onu da. Evet. Şimdi eğri olmadığından emin olduktan sonra şöyle tutarak sabitlemeye başlıyoruz. Yine bir kafadan bir gövdeden alarak sabitleyelim. Sonradan içerisine biraz daha elyaf takviyesi yapmamız gerekiyor. En önemli yer ve benim en sevdiğim yer birleştirme kısmı arkadaşlar. Evet. Bu şekilde sabitleyelim. Evet, şurada az bir açıklık bıraktım. Şimdi burada birazcık daha elyaf takviyesi yapmak istiyorum. Fazla olmasın. Tığımın ucuyla elyaf kullanırken şiş vesaire kullananlar var, şiş, cımbız. Ben hiç o tür şeylerle yapmadım. Makinem bitti çok şükür. Benim de video bitti zaten. Aman 2 dakika oturmayalım. Evet kızlar, şimdi sabitledik ama şöyle bir kez daha üzerinden gidelim ki sağlam olsun. Şu iğnemi daha çıkarabilirim. Ve arkadaşlar sonuç gayet güzel oldu. Şimdi süsleyelim. Ve işte sonuç arkadaşlar. Bayıldım. İyi ki de örmüşüm. Renkleri, tonları, kendisi çok tatlı oldu. Kulaklarını biraz ayıcık kulağına benzetirseniz eğer ayıcık olarak da bence kullanılabilir diye düşünüyorum. İsterseniz kurdeleyi şöyle şuradan bağlayarak bir de burasına fiyonk örerek kızlarımız için de uygun bir hale getirebilirsiniz. Buraya kadar izlediyseniz sizin de böyle sevimli bir
Köpek oyuncağınız oldu arkadaşlar. Ören arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Ellerinize sağlık. Kanalıma abone olmadan çıkmayın. Abonelikleriniz, beğenileriniz benim için önemli arkadaşlar. Bir diğer videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.